Bir veli nimet ki adına aşk dedi Rahman. Muhabbetten hasıl olan bu lezzete de talip kıldı şahı fakirimi. Ayarı değil bizzat yari anlatmaya talip. Bu ilahi aşk ile dolup taşan yüreğim, dimalara bambaşka bir tat sunan hakiki sevgi sayesinde kalemi kağıtla buluşturmayı diledi Rabbinden. Çünkü candan öte cananını tarife susamış dilim için bir ustattı kalemi kağıtla buluşturmak. Bu düşünceye istinaden fikrinde olanı zikrime eklemeyi, oradan da kitaplara nakış nakış işlemeyi borç değil bir şeref nişanesi saydım. Adına vefa dilekçesi, sabır reçetesi, şükür vesilesi dediğim bu eser hayallerini süsleyen bir hakikatin kapısını araladı dünyama. Bizzat kalbime açılan bu kapının anahtarı tefekkür, tezekkür ve teşekkürdür. Gönlümde katre katre biriktirdiklerimi kalemle yazmayı talim ettirene karşı tefekkür. Gözümden öte gönlümün perdesini indirene karşı tezekkür. Ve fanihanede kardeşim dedeklerimi ahirette yoldaş etmesini dilediğime teşekkür. İçimde peyda olan alem-i İslam'ın ahları, ümmetin sineye çektiği eyvahları ve gözümden yaş olup akan Allah lafızları bu satırlarda isyan değil imtihan ile sınananlara bir parça felah, kahrın da lütfun da hoş olduğunu telakki edenlere eyvallah. Ruhu Rahman'ını özleyen okullara içten bir Allah zikrini söylettirebildiysem meselemin özünü yansıttım sayarak maksadını hasıl olmuş bilirim. Mevlam'dan dileğim, Mevlam'dan dileğim odur ki söyleyişten ziyade sükutu kendine de düstur edinen bir lisan bahşetsin bize. Öyle bir lisan ki kalplere metanet, akıllara fetane, fiiliyatta cesaret olsun. Ruhumuzdan yansıyıp zihinlerde aksini bulmak isteyen tümceler, İnci ile mercanı, aşık ile maşukunu, muhabbet dinleyenlerle muhatabını buluşturan birer vesile olsun bu satırlar. Bu duygu ve niyazlarla kaleme aldığım yazının ahirini kalem ile Rabbimiz arasında ilk ilahi irtibatı sağlayan selam ile noktalamak isterim sözlerimi. Öyleyse selam olsun. Galib-i belada varlığına ve birliğine biat ettiğimiz Yüce Mevla'ya selam olsun. Ümmetini iki cihanda yad etme görevini üstlenmiş Ahmed-i Muhtar'a selam olsun. Dünyanın dört bir yanındaki adını duymadığım, yüzünü görmediğim lakin din kardeşi olduğumuzu bildiğim eşref-i mahlukata selam olsun. Mübarek kanını vatan ve bayrak uğrunda akıtmaktan geri durmayan peygamber dostu şehit ve şühedaya selam olsun. Vatana fatihler ve kanuniler yetiştiren analara babalara selam olsun. Bu aziz vatanın taşına, toprağına, hilaline, yıldızına, gökte dalgalanan al bayrağına ve selam olsun. Allah'ın sırlarını üzerine alınan tüm cihana sevgili dili ve kalemiyle selam.
İlk bölümden bu yana bizi izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Yes! Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Kelebek etkisi 29. bölüm finalin sonuna denk geldik. Kelebek etkisine dair son kelamı söylemiş olduk. Bölümü gerçekleştirmiş olduk. Başta yazar olmak üzere tüm izleyici kitlesine sonsuz teşekkürler.